NLP'nin kökeni aslında 1970'li yıllarda iki bilim adamının başarılı olan kişiler nasıl başarılı oluyor sorusuna dayanıyor. 1970'li yıllarda Richard Bandler ve John Grinder'ın aslında tanışması NLP'nin ortaya çıkış tarihi olarak da literatürde geçiyor. Özellikle Richard Bandler ve John Grinder psikoloji alanında ciddi anlamda sonuçlar elde etmiş başarılı olan kişiler ile sıradan sonuç alamayan kişileri karşılaştırdığı zaman acaba nasıl oluyor da buradaki kişiler başarılı bir şekilde sonuç alıyor ve biz bunu öğrenebilir miyiz sorusunu sormakla başlıyor. NLP'nin doğuşu, Richard Bandler ve John Grinder'ın tanışması, soru olarak da başarılı olan kişiler nasıl başarılı oluyor, başarılı olmayı biz öğrenebilir miyiz ve modelleyebilir miyiz? Üç kişinin modellenmesiyle NLP'nin doğuşu ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Milton Erickson, hipnozun babası olarak ortaya çıkıyor. Kendisi hipnoterapist, inanılmaz çalışmaları var. Virginia Satir aile terapisti, çok büyük problemleri, çok büyük sıkıntıları olan ailelerle beraber çalışmalar yaparken nasıl oluyor da çok kısa seanslarda inanılmaz sonuçlar elde ediyor. Gestalt ekolünün de temsilcilerinden Fritz Perls aynı şekilde modelleniyor. Ve bu üç kişinin yaptığı çalışmalar aslında NLP'nin ortaya çıkışında ciddi anlamda bir temel oluşturuyor.